Sevgili arkadaşlar, bugün 3 Ekim 2021. Yeniden tarlamızdayız. Dün geldiğimizde arılarımıza bakım yapmıştık. Şöyle bir üstün körü de olsa bir bakım yaptık. O bakımı müteakip bazı danışmalarda bulundum Nevzat hocamızla. Nevzat hocamızın da yönlendirmesiyle bugün gelip bir müdahalede daha bulunmam gerekti. Neden? Dün çünkü baktığımızda arılar bal yönünden çok güçlenmişler. Nüfus olarak da varlıkları gayet iyi görünüyor, en azından görünürde. Ama kraliçenin yavru atacağı peteklerde bir azlık gözümüze çarptı, benim gözüme çarptı. Dolayısıyla bunu danıştım. Fazla beslememizle alakası olup olamayacağını sordum. Onunla ilgili değil de bölgenin özelliklerinden kaynaklanan bir durum söz konusu olabileceğini söyledi Nevzat hocamız. Onun için de birinci kovanımıza, yani ana kovanımıza bugün bir kabarmış petek takviyesi yapacağım. O petekte şöyle, en koyu renkli peteğimizde elimizdeki bu. Hafif şurada gördüğünüz gibi bal da var üstünde. Arka tarafında tamamen hazne, boş, bal da yok. Dolayısıyla bu peteği kabarmış petek olarak birinci kovanımıza vereceğim. İkinci kovanımıza da kapağı yavru yapması hasebiyle kapakta durması için bu peteği vereceğim. Geçen seneden kalan hafif ballı, belli zaten belli oluyor zannediyorum. Hem önünde hem arkasında belli miktarda bal var. Dolayısıyla bunu da son kapak peteği olarak kullanacağım. Ve hem bölmeye hem de şeye bir tane petek eklemek durumunda kalacağım. Kışa girerken tabii pek çoğu bu durumu belki de eleştirecektir ama benim bölgenin şartları bunu gerektiriyor benim de anladığım kadarıyla. Zaten dünkü kontrolümü yaparken de bahsetmiştim gerekirse petek takviyesinde bulunacağım diye. Yaptığımız istişare sonucunda önerimin çok da anlamsız olmadığını anladık. Ve bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. Bizim burada yapmış olduğumuz hem bölgeye istinaden denemeler hem de benim arıcılıkla ilgili aslına bakarsanız ilk tecrübelerim ve denemelerim oluyor. O yüzden bizim yaptıklarımızı, benim buradaki uygulamalarımı referans alarak arılarınızı şey yapmayın, arılarınıza müdahale etmeyin, yanlışlık olabilir. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Sonra yanlış şeyler yapıp da arıların hayatına mal olmasın yaptığımız yanlışlar. Ben de en doğrusunu bulmaya çalışıyorum ama bunları tabii ki hem bölgesel şartlardan hem de elimdeki imkanlarla ölçerek bunu yapmak durumundayım. Aksi takdirde sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliriz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Birazdan arıların yanına gittiğim zaman kayda girebilirsem oradan da bu videonun arkasına ekleme yapacağım. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Şimdi kovanlarımızın başındayız yeniden. Geldim. Şöyle kamerayı da olduğu kadar işte sabitleyebildim. Bu şekilde bu çekimlerimizi yapmaya çalışacağım. Tabii çekimlere başlamadan önce hemen gerekli tedbirleri alalım. Geçen günkü gibi şişlenmeyelim. Çünkü geçen sefer bizi soktuklarında bayağı sıkıntı yaratmıştı arkadaşlarımız. Evet. Dumanımız bol. Yakın gözlüğümü aldığım için bugün kraliçe kontrolü de yapmak istiyorum. Tabii biraz üst üste hayvanları rahatsız etmiş olacağım ama yapacak bir şey yok. 2 gün boyunca açıp kovanı şey yapmak çok da iyi bir şey değil tabii ki. Ben de bunun farkındayım. Ve bir hatam daha var tabii ki. Keki getirmeyi unuttum. Kek getirmeyi unuttuk. Bu da iyi bir şey değil ama evet, şerbet de bitmek üzere. Bir günde şerbeti bitme noktasına getiriyorlar. Yani bizim büyük
kovanımızdaki şerbet bitmek üzere. Evet, onu da boşalttık. Şunu da şöyle ayrı bir köşeye alalım. Orada dursun. Çünkü ana ara kontrolü de yapmam lazım. Belki yapmasam da olur ama yine de işin doğrusu görmek istiyorum ana arayı. Ana arayı görmeden kovan kapatmak çok hoşuma gitmiyor. Tam olarak ne yaptıklarını, ne yaptığını anlamak istiyorum. Evet, yeni peteğimizi 1, 2, şu araya koyacağız. Yani şu peteğin yerine gelecek. Bu şekilde genişleteceğiz kovanımızı. Hatta onun için de birazcık yerde açmış olalım şöyle. Biraz genişletelim ki rahat hareket edelim. Ana aramızı herhalde burada göremeyiz ama yine de bir bakalım. Varsa size de gösteririm ama yoktur büyük ihtimalle. Oralarda gezmez bizim ana arımız. Hiç görmedim çünkü oralarda. Kapak peteğimiz ağzına kadar bal dolu arkadaşlar. Ağırlığından da zaten ben bunu rahatlıkla anlayabiliyorum. Arımıza zarar vermeyelim. Evet, ağzına kadar bal dolu. Üzerinde de zaten arılar da çalışıyorlar. Hemen fazla tutmadan, çünkü 20 derece civarında hava sıcaklığı. Gölgede daha da düşüyor olabilir sıcaklık. O yüzden fazla dışarıda tutmadan hemen bakıp geçmek niyetindeyim. Hop, sakin. Varroa kontrolü de yapmam lazım bugün. Varroa ile ilgili benim gördüğüm kadarıyla kanatların açık olduğunu görüyorum hayvanların ama böyle bir saldırmaya hazır vaziyette. Evet, tamamen kapalı yavru görüyorum burada. Siz de muhtemelen görüyorsunuz. Kapalı yavrular balın alt kısmında olduğu gibi yer tutmuşlar. Burada da aynı şekilde kapalı yavru görüyorum. Kapalı yavruların etrafında peki başka ne var? Günlük yumurta görme şansım var mı? Hayır. Çünkü kalan yerlere genellikle bal yapmışlar. Günlük yumurta için şöyle bir boşlukları kontrol edeyim. Boşluklarda günlük varsa ana arımızı görmek için uğraşmayacağım çok fazla. Ama burada göremedim günlük yumurta. Hemen yaklaştırarak indiriyorum. Şunu kaldıralım. Şunu kaldıralım. Hızlı bir kontrol yapalım ki arılarımız fazla sinirlenmesin diyorum ama onlar da maşallah asabi gençlik. Sürekli asabiyet halindeler. Mevsimsel şartlardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Artık havalarda serinlemeye başladı. Özellikle geceleri eksinin altına düştü. Uf, çok ağır bir şey yine. Ağzına kadar bal dolu arkadaşlar. Anormal bir ağırlık var. Normal ballarımda bile ben bu kadar ağır petek kaldırdığımı hatırlamıyorum. Evet. Kapalı yavrular varmış ama çıkan yerlere herhalde hemen bal doldurmuşlar. Evet, burada polen de görüyorum. Polen yuvaları da var. İndiriyorum bunu da aşağı. Tahminimce bizim bir petek eklememiz yerinde bir uygulama olacak. Polenleri de gördüm çünkü. Yoksa kışa biraz daha güçlü girme şansını kaybedebiliriz eğer tedbir almazsak. Onun için bizim için önemli. Çekelim bakalım gençler. Sizi üzmeden. Evet. Biraz daha hafif ama bunda da bal ağırlığını hissediyorum. Kapalı yavru çok miktarda var. Burada. Sanki dün görmediğim kapalı yavrular buradaymış gibi. Şöyle bakıyorum. Polenler falan var. Polen yuvaları. Kapalı yavru var ama
Kalan yerlerde bal var. Eskisi gibi kalan yerlerde boşluk ve boşluklarda günlük yumurta görmüyorum. Bir de arı çok kalabalık. Hani görememe durumum ondan da olabilir. Arı hakikaten kalabalık. Peteğin üstünü kapatıyor. Arıların üstüne bakıyorum. Baroa var mı diye. Işıkta da bakıyorum ayrıca. Ben göremiyorum. Varroa etkisi. Varroa görmüyorum. Evet. Bunu da hemen indirelim. Onlar zaten hemen ballarını kurtarmanın derdine düşüyorlar. Şöyle zararsız bir şekilde indirebilirsek güzel olacak. Ve artık evet şeyi görebileceğimiz, ana arıyı görebileceğimiz yerlere geldik. Bunu da kaldırıp bakacağım. Burada da ana arıyı bulamazsam artık ve günlük yavruyu göremezsem son artık kapak peteği kalıyor. Bu da çok ağır bir petek. Anormal ağır bir petek. Bu da hep balla doldurulmuş. Evet, nerede bizim ana arımız? Bakıyorum ve göremiyorum. O tarafa bakalım. Polen getiren arıları görüyorum. Bacaklarında polen. Ana arımızı gördüm. Ana arımız şurada yukarı doğru çıkıyor. Şurada hemen. Bakın şöyle ilerliyor. Ana arımız sağlıklı gözüküyor ama yumurta olayı biraz sıkıntılı. Atacak yeri yok. Onun için hemen bunu indirelim. Ana arımızın da hoşuna gidecek şekilde bir peteğimizi. Hop arılar bir çekilin ya. Öleceksiniz ya gençler. Öldü bile bir tanesi. Evet maalesef böyle can kaybı yaşadığımız zaman da çok moralim bozuluyor yani. Hani bilmiyorum bu kadar önemsemek ne kadar doğru. Ama bir tane bile arının boşu boşuna can vermesini hakikaten istemiyorum. Yazık burada gitti bir tane. Ama yapacak bir şey yok artık arkadaşlar onu cenazesini kaldıracaklar. Çakalım bakalım. Evet, çekilin bakalım gençler. Çekilin, çekilin, çekilin. Biz arıları öldürmeyelim diyoruz ama arılar bizi öldürsün diye de her şeyi yapıyoruz. Aptal gibi. Ne yapmışız? Gözlüğü takacağım diye bunu açınca açık bırakmışız. Açık bıraktığınız yerden de onlar girip içeride operasyonu yapıyorlar. İçeri girmişti bir arı. Boynumdan da galiba soktu ama yapacak bir şey yok. Aptallığın cezasını çekeceğiz. Biraz daha uyanık olmamız lazım demek ki. Bu acemilikleri artık yapmamamız lazım. Artık arılar da yani çekilin artık oradan bir ya. Şimdi sinirlenmeye başlıyorum. Onlar da zaten fazlasıyla sinirlendiler. Evet. Şöyle. Bunlar dünden beri bayağı asabi gençler. Bunları şöyle yaklaştıracağım. Araya bir peteğimizi gireceğim. İnşallah. Şöyle azıcık daha itelim. İyice yer açılsın. Evet, oraya gireceğimiz petek. Araya gireceğimiz petek bu değil. Şu muydu? Evet, buydu. Evet, araya gireceğimiz petek bu arkadaşlar. Bunu yerine indiriyorum. Evet gençler, size artık bal da verdik. Artık asabiyet yapmayın lütfen. Evet, dördünü birden bu şekilde çekerek. Evet, sıkıştıralım azıcık.
Yoksa bunlar burada parti verirler. Evet, burada artık işlemi tamamladık. Şerbetimiz falan düştü yere. Orada verelim. Şöyle alsınlar. Kekimizi de alsınlar. Az miktarda kek kaldı. Onu da alsınlar. Şöyle birazcık daha duman yapalım. Evet. Evet, şu anda bunun işlemini tamamladık. Evet. Hadi bakalım. Çok asabisiniz gençler ama yapacak bir şey yok. Bunları yapmak zorundayım. Evet, belki gitmeden bir şerbet daha vermek gerekir mi? Bence gerekmez burada. Şerbet vermeyeceğim. Evet, şuraya birazcık. Evet, şimdi diğer bölme kovanımıza geldi sıra. Oraya da kapak vereceğiz. Buraya bir tane petek verdik. Oraya da bir tane kapak vereceğiz. Kapağımızı vermek için şimdi düzeneğin yerini değiştirmem lazım. Onun için kayıttan çıkacağım. Artık ya şu arı da bir bırak artık peşimi ya. Tamam işte, kapattık senin kovanını arkadaş. Bir yallah ya. İlla sokacak, kafaya koydu. Neden? Çünkü belki de boynuma şeyi bıraktı, kokusunu bıraktı diğer arı. O da onun peşinden koşuyor. Evet, şimdi herhalde rahatladık. Kayıttan çıkayım, diğer taraftan kayda gireceğim arkadaşlar. Yeniden kayıttayız. Bu sefer bölme kovanımız için kayıttayız. Aşağı yukarı bir hafta 10 gün abarttım, belki de perşembeye kadar arılarımızla ilgilenemeyeceğiz. Arılarımızla uzun süre ilgilenemeyeceğimiz için bu tedbirleri bir an evvel almayı tercih ettim. Evet, buradaki şerbet duruyor gördüğünüz gibi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama görmüyorsanız da ben söylüyorum işte. Sözüme itimat ediyorsanız zaten mesele yok. Evet, arılarımızı azıcık sakinleştirmeye çalışalım. Şuraya kapak peteği olarak yerleştireceğimizi söylemiştik. Getirdiğimiz peteği. Bunu çok fazla kurcalamayacağım. Getirdiğim kapak peteğini aynen bu şekilde, daha fazla kabarmış olan kısmı içe bakacak şekilde yerleştireceğim. Aynen bu şekilde. Kapak peteği olarak bunu buraya indirdim. Ve buradaki kovanı çok fazla kurcalamadan, ana arısına bile bakmadan kapatacağım. Çünkü benim için önemli olan özellikle yan taraftaki ana arı arkadaşlar. Asıl kovanımız. Asıl kovanımız çok daha bizim için önemli. Buna varroa için şey yapmıştık ama bu dumanın tabii ki bir de varroa açısından da faydası var. Şu kokuyu da solucanı da sıkalım. Bunun da varroa'ya karşı faydası var. Evet, şimdi artık kovanımızı kapatabiliriz. Evet, eklemelerimizi yaptık. Arılarımız bizi bugün de şişledi. Ama herhalde fazla şişleyemediler ki çok fazla bir ağrısızı hissetmiyorum. Genel itibariyle durumumuz bu hafta bu şekilde karşımıza çıktı. Tahmin ediyorum bir hafta kadar sonra ya da perşembe cuma günü baktığımız zaman arılarımızın yeni peteklerine uyum sağladığını göreceğimizi düşünüyorum. Buraya zaten kapak peteği olarak ballı bir çıta yerleştirdim. Nispeten ballı bir çıta. Diğer tarafa da neredeyse tamamen çok çok az bir bal olan
Boş bir kabarmış petek bıraktım ama peteğin renginin açık olması tabii birazcık bu mevsimde şey yapamaz ama benim bugüne kadar ayırabildiğim kabarmış petek sayısı çok yeterli değil. Onun için de efendim işte koyu renkli şeyi peteği bulma şansım olmadı. Önümüzdeki günlerde geldiğimizde tekrar kovanlarımızı kontrol edeceğiz. O zaman muhtemelen ikinci kovanımızın yani bölme kovanımızın da kraliçesine bakarız. Buradaki kraliçeyi gördük, bir problem yok. Önümüzdeki günlerde tekrar buraya gelip arılarımızla ilgilenene kadar hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.